Bir soru gelmiş hocam mesaj olarak. Onu okuyayım mı? Oku hemen. Selamlar hocam. Aleyküm selam. Güneydoğu'da görevli personelim. Oradaki kardeşlerimize PKK ve zihniyetinin yanlış yolda olduğunu anlatmak için ne tür bir söylem kullanmalıyız? PKK'nın yanlış yolda ne tür bir söylemle anlatmalıyız? Kısa nasıl yapacağımızı anlatabilir misiniz Metin? Güneydoğu'da görevliymiş personel. Şimdi şöyle yapalım o zaman. Aslında çözüm benim internet sitelerime girip oradaki bilgiyi halka aktarmaktır. Evet hocam. İnsana aktarmaktır. Yani en açık çözüm budur. Ama PKK'ya çözüm diye bir site oluşturalım o zaman. Yani kolay olsun yani. Evet. Bak, PKK'ya çözüm. Evet inşallah hocam. Onu zannediyorum yarına bitiririz. O siteyi oluştururuz. İnşallah hocam. PKK'ya çözüm. Doğrudan oradan girsinler. Diyalektik felsefenin ve Darwinizmin yok edilmesi en hayati noktadır. Yani olayın kilit noktası budur. Darwinizmi yıktıktan sonra PKK'yı yıkmak an meselesidir. Yani geriye hiçbir şey kalmıyor. Gayet kolay. Evet. Çünkü bir insan niye bölünmek istesin ya? Evet. Yani mesela bak ben Türk'üm. Ben yani Türkiye'de yaşıyorum. Ama Türkiye bana dar geliyor. Ve mesela Azerbaycan'da istiyorum. Oraya rahat gitmek istiyorum ben. Yani kapıda bana pasaport sorulursa ben daralırım yani istemiyorum. Evet. Bana sıkıntı basar. Mesela Suriye'ye ben pasaportsuz girmek istiyorum. İnşallah. Yani İnşallah. Sıkıntı basar derken tabii izafi oluyor tabii sıkıntı basacağını. Yani rahatsız olurum. Evet. Hoşlanmam. Irak'da öyle. Türkistan, Tacikistan, Özbekistan. Ya kardeşim nasıl oluyor ya? Adam kadar garip bir şey diyorum ki. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Sen kimsin diyor. Türkiye'den geliyorum. Yani ben Türk'üm diyorum. Başka? Müslümanım diyor. Örfümüz, ananemiz, her şeyimiz bir diyorum. Ve kardeşiz. Pasaport rica edeyim diyor. Yani şimdi bu oldu mu ya? Evet. Yani o zaman adam bizim eve geliyor. Arkadaş pasaport rica edeyim diyorum. Yani buna benziyor. Evet. Ya biz kardeş kardeşe nasıl pasaport olur ya? Değil mi? Olur mu öyle şey? Evet hocam. Basacağız arabayla gideceğiz. Uçağa bineceğiz, gideceğiz. O kadar. İnşallah. Böyle şey olmaz. Yani bunu son zamanlarda, bu yüzyılda çıktı bu hikayeler. Bu konular yani. Evet. Nereden çıkıyor böyle bir şey ya? Kardeş kardeşin evine pasaportla mı gidermiş yani? Hemen bunu mesela Türkistan Birliği'nin oluşması çok hayati. Türkistan Birliği'nin ilk adımını atsak zaten PKK'nın ağzı burnu hoşafa döner. Mesela Azerbaycan'dan biz bağlantıyı bir sağlamış olsak PKK mahvolur yani. Evet. Suriye'den kapıyı bir açsak, pasaportu kaldırsak, bak bir koldan Suriye'den, bir koldan Azerbaycan, Ermenistan. Evet. Bir açılsa kapılar, PKK'da moral sıfır olur. Evet. Biterler yani. Darwinizmi de tepe takla ettin mi, bunun çözümü budur. İnşallah. Türkistan Birliği'nden bahsetmeyen hocalara itibar etmesin kardeşlerimiz. Evet.